Adamım benim ya. Kim? Mersin'in Merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi Höyü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleriyle dünya tarihi miraslarından birini oluşturan ve tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeipolis antik kentinde 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 23.sü gerçekleştirildi. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Remzi Yağcı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yılda antik çağda Tarsus'ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos'un anıt mezarında yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 9 Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesi'nin de destek verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev aldı. Gülüyorum diye bakar söylüyor. Gülünecek değil miydin? Bu yılki kazılarda Aratos'un anıt mezarının restorasyonuna yönelik çalışmalar yapılırken, mezarın alt kısmında başka bir yapı bulundu. Helenistik döneme ait olduğu belirlenen yapı, önümüzdeki yıl yapılacak kazı çalışmalarında tamamen ortaya çıkarılacak. Kazı Başkanı Profesör Doktor Yağcı, kazı çalışmalarına 23 Mayıs'ta başladıklarını söyledi. Bu yıl restorasyona yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Yağcı, gelecek yıl buranın restorasyonunu tamamlayıp ziyarete açmak istediklerini söyledi. 23 Mayıs'tan bu yana bu Aratos Anıt Mezarı'nın kazısını sürdürüyoruz. Restorasyona yönelik bu çalışmalarımız amacına ulaştı ve Aratos Mezarı'nın 2021 yılında içini boşaltmıştık. Blokları kaldırmıştık. 2022 yılında da dışını temizledik ve şu an restorasyon proje çalışmaları sürüyor. Umarım gelecek yıl buranın restorasyonu tamamlanır ve ziyarete açılır. Bu yıl önemli bazı bulgulara da ulaştıklarının altını çizen Yağcı, Helenistik yapı tespit ettiklerini, seneye buranın kazısı tamamlandıktan sonra Aratos mezarının geçirdiği evreleri açığa çıkarıp kamuoyunu aydınlatacaklarını ifade etti. Mimari olarak çok önemli sonuçlar elde ettik. Örneğin Aratos mezarının Dromos'unun doğusunda yer alan bir Helenistik yapı tespit ettik. Bu Aratos öncesi buranın kullanımıyla ilgili çok önemli bilgiler verecek. Fakat kazısı henüz bitmedi. Seneye buranın kazısını tamamladıktan sonra Aratos mezarının geçirdiği evreleri açığa çıkaracağız ve kamuoyunu aydınlatacağız. 19. yüzyıl gezginleriyle bu bölgenin Aratos'un mezarı olarak işaretlendiğini hatırlatan Yağcı, dünyaca bilinen Aratos üzerinden burayı dünyanın her yerinden yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceğini söyledi. 19. yüzyıl gezginlerince dünya literatürüne Aratos'un mezarı olarak işaretlenmiş bu yer, bizim yaptığımız arkeolojik çalışmaları sonucunda gerçekten bir mezar olarak açığa çıktı. Dışarıda kamuoyunun ilgisi giderek artıyor. Bu çalışmalara ziyaretçiler çoğalmaya başladı. Mersin turizmine ve ülke turizmine katkısı, dünyaca bilinen Aratos üzerinden burayı dünyanın her yerinden yerli, yabancı turistler ziyaret edecek. Aratos Dromos